Türkiye inovasyonla geleceğe koşuyor. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz. Efendim şimdi size bir hayal kurduracağım. Bir ülke, yani bizim ülke, öyle bir ülke düşünün ki 10 yıl sonra 100 tane bilim kızı olsun. Hatta içlerinden biri Nobel alsın. Ben bu uğurda yola çıkan bir ismi ağırlıyoruz bugün Eko Kadın'da. Bilim Kızları Projesi'ni konuşacağız. İnovasyon Yönetim Danışmanı Sayın Müjgan Çetin bugün Eko Kadın'ın konu. 2016 yılında o zamandan bu yana bir bilim kızıyla destekleme ve mentörlük yapma şansına eriştim. Temel bilimler altyapısına çok inanıyorum. Ve bunun üzerine nanoteknoloji, biyoteknoloji, nöroteknoloji, aklınıza gelebilecek yeni teknolojilerle kendilerini beslesinler, büyütsünler, geliştirsinler gayreti içerisindeyim. Bu konuda emek harcayan sabırlı, akıllı ve azimli kızlara ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Zafer mi önemli, sefer mi önemli? Bu bir maraton. O yolda böyle yarışmak bile insanı mutlu etmiyor mu? Bu yolda bile yürümenin, bu sefere çıkmış olmanın bile çok değer katıcı olduğunu gösteriyor. 81 vilayetten de çıkabilir diyorsunuz. Tabii ki. Bu çok güzel işte. Tabii, Aziz Sancar nereden çıktı? Keza, evet. Değil mi? Değil mi? Yani o Aziz Sancar hepimize 2015'te ne güzel örnek oldu. Ne büyük adam. Bilim kızı büyük bir proje. Bir aşamaları var. Bilim tohumları ekeceğiz. İşte bilim kızlarımızı destekleyip büyüteceğiz diyorum. Bilim kızlarımızı çoğaltacağız diyorum. Yani hani böyle o tohumun doğadaki yeniden canlanma o başka bir duygu. O 15-25 yaş arası kızlarımızın onları bilimi sevdirerek, onlarda o merak duygusunu, o öğrenmeyi öğrenme metodolojisini onlara kazandırarak onları altyapıya kavuşturmak, onları maddi imkansızlıklar, eşitsizlikler içerisinde olanlara burslar sağlamak, onların birbirleriyle bilim yalnız bir şey. Kendi alanınızda uzun uzun derin düşünceler yapacağınız, derin araştırmalar yapacağınız ve o yalnızlıktan güç alacağınız bir şey bilim. Rol model aldığı, başka birinden duymayı istiyor bunu. Mentorship burada çok işe yarıyor. O yol ortasını tamamladıktan sonra onların olmak istedikleri şey neyse bu sefer yıllık iş planları hazırlamaya başlıyoruz.